Az önce de aşağıda Serdar Bey'i gördük. Ay yazık, o da perişan olmuş. Serdar Bey'i mi gördünüz aşağıda? Hı hı, evet. Hava almayaymış. Ya senin ne işin var burada? Niye gitmedin hala sen? Ya nasıl gideyim Gonca? Allah aşkına nasıl gideyim ha? Yukarıda ölümle mücadele eden o kız var ya. İşte o kızın babasıyım ben. Babası. Anlıyor musun? Üstelik öz babasıyım ben ona. Ya tamam sakin ol. Ama şu anda senin için yapabileceğim hiçbir şey yok. Ve sen burada durarak sadece kendini tehlikeye atıyorsun. Şu anda en doğrusu senin buradan gitmen. En azından onun yanındayım ben, anlıyor musun? Yapma bak. Sen durumun ne kadar ciddi olduğunu anlamıyorsun. Ya yeter Gonca be, yeter. Bana akıl verip durma artık. Ya bak Serdar, eğer seni burada görürlerse... Ya görürlerse görsünler, bana ne? Elim kolum bağlı burada, daha fazla bekleyemeyeceğim ben artık. Aklımı kaçırmak üzereyim. Ne yapacaksın? Ha? Yapabilecek bir şeyin var mı peki? Var. Şimdi yukarıya çıkacağım, dikileceğim hepsinin karşısına ve Tuğçe'nin gerçek babasının ben olduğunu söyleyeceğim. Artık daha fazla dayanamıyorum ya. Ya sen çıldırdın mı? Tuğçe'yi senin kaçırdığını Necdet bilmiyor mu sanıyorsun? Ya bak eğer sen şimdi bunun karşısına çıkarsan, hiç tereddüt etmeden, sen daha ağzını açmadan oracıkta öldürürsen sen bunu mu istiyorsun ya? Bak. Senin için de, kızının geleceği için de sen şimdi buradan gitmek zorundasın. Ha, eğer diyorsan ki ben gözümü kararttım, Tuğçe falan benim umurumda değil, önemli olan tek şey Arzu'dan intikam almak, o zaman durma. Hadi koş git içeri. Ama sana şunu söyleyeyim, Arzu bu durumdan da sıyrılır. Sen sonsuza kadar kızını kaybedersin. Hangisi önemli senin için? Tabii ki Tuğçe. O zaman git buradan. Ya ben sana her türlü gelişmeyi haber vereceğim. Söz veriyorum ya. Peki. Ama bak, verdiğin sözü duyacaksın, tamam mı? Beni her şeyden haberdar edeceksin. Tamam, söz veriyorum. Gonca, bekle. Bana bak, ateşle oynuyorsun. Ne diyorsun Erkut, sen anlamadın? Gonca, rol yapmayı bırak. Gözümle gördüm, Serdar'la konuşuyordun. Şey, ben buradan gitmesini istedim sadece. Necdet Bey öğrenirse canını okur. Adam her yerde Serdar'ı arıyor, ortalık yerde. Sen ne cesaret konuşuyorsun onunla ya? Ya bizi görmedi ki. Görmedi çünkü arabasını çektim ben. O yüzden görmedi. Yoksa an meselesiydi. Teşekkür ederim Erkut. Niye koruyorsun sen bu Serdar'ı? Çünkü onun hiçbir suçu yok. O da Arzu'nun kurbanlarından biri sadece. Yani tıpkı bizim gibi. Gonca, her halükarda çok dikkat etmen lazım. Bak, Arzu'nun kurbanı olduğun için canın yanmış olabilir. Ama Necdet'in kurbanı olursan canından olursun.